Kabaret günü moderatörlüğünü ben seninle ve Bilge ile birlikte gerçekleştireceğiz. Biz stüdyo ve öğrenci topluluğu olarak ODTÜ'de mimarlık ve tasarım öğrencilerini oluşturduğu bir topluluğuz. Amacımız çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyerek hem entelektüel olarak hem de sosyal olarak kendimizi geliştirecek çeşitli faaliyetler düzenlemek. Şu anki etkinliğimizde sanat bizi birleştiriyor. Çeşitli farklı disiplinlerden isimlerle bir araya gelip bir paylaşım ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Ve şu anda da bizimle Güven Çatak var. Güven Çatak'ı aslında Oyun Gezer, Level ve PC Gamer dergilerindeki yazılarından ve kısa filmlerinden tanıyoruz. Esasında mimarlık eğitimi almış. Ancak yüksek lisans ve doktora tezlerinde mimarinin oyunlarda kullanımı üzerine ve oyunların tasarım eğitiminde kullanımı üzerine çalışmış kendisi. Günümüzde ise BAO'da iletişim tasarım bölümünde hareketli görüntü ve oyun tasarımı dersleri veriyor. Ve Bagile, yani oyun laboratuvarı diyebileceğimiz organizasyonunda kurucu direktör kendisi aynı zamanda. Yani bir ayı sinemada, bir ayı oyun dünyasında bir mimar diyebiliriz kendisi için. Bugün oyun ve mimarlık yetiştiği noktaları konuşacağız. Şimdi sözü Güven Bey'e bırakayım. Ve ayrıca da davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben teşekkür ederim bu yani güzel davet için. Bu ara özellikle bu tip yani kesişimlerin olduğu toplantılara ben katılıyorum. Ben de biraz böyle mimarlık günlerime geri dönüyorum ve bu yani çok hoşuma gidiyor. Çünkü mimarlık önemli bir altyapıydı sinemaya belki oyuna geçmek için. Şimdi benim böyle bir kısa bir sunumum var. Yani bu sunum biraz aslında günümüzde oyunlar üzerine bir sunum diyebiliriz. Hem biraz size belki şu an aklınızda olmayan soruları da belki getirebilir diye düşünerek bu sunumu kısaca yapıp biraz aslında bir böyle hani bir altlık olmasını düşündüm. Hemen ekranımı paylaşarak sunumdan başlayayım. Sonra da sizin tabii ki sorularınızı, yorumlarınızı alarak devam etmek isterim. Evet. Şimdi, evet, yani sunumun adına çok kısaca hani güncel oyun trendleri dedim. Evet, şu an Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı'nın kurucu direktörüyüm. Kısaca Buglab diyoruz. Buglab 2011'de bir topluluk merkezi olarak başladı. Özellikle iletişim, eğitim ve araştırma geliştirme diye odaklandı. Bir anlamda sektör ile topluluklar arasında, akademi arasında köprüler kurdu. Yaptığı etkinlikler, organizasyonlar ile. Bu yapı şu an, ben tabii çok 10 yıllık bir macerayı ise çok kısa geçiyorum şu an. Kanter gözyaşı derler yani o şekilde geçmiş bir süreç. Buglab şu an bu gördüğünüz eğitim ve pardon bu gördüğünüz eğitim ve üretim yapılanmasına dönüştü. Bir lisans programı, bir iki master programı, bir ön kuluçka merkezi, bir VR laboratuvarı gibi halen gücün topluluktan alan ama bir yandan da ciddi anlamda hani gerek sektöre gerek akademiye insan kaynağı yetiştiren bir yapıya dönüştü. Ben de şu an hem oyun tasarım bölüm başkanı olarak hem de bu yapının işte direktörü olarak halen uğraşıyoruz. Çünkü kolay bir alan değil, çok hızlı gelişen, çok dinamik. Hele bir de özellikle şu dönem, son 3 yıldır Türkiye ve müthiş başarı hikayelerinin çıktığı bir zamandayız. Tabii ki oldukça heyecanlı bir dönem bu anlamda. Diyerek buraya geri döneriz zaten. Dediğim gibi Buglab halen çalışmalarına devam ediyor. Şu an işte lisans programı 5. yılında, master 7. yılında vesaire oldukça yoğun bir tempomuz var diyebilirim. Oyun trendlerinde ben biraz çok kısa hani böyle biraz tarihinden girmek istiyorum. Ondan sonra da hani teknoloji olarak, oyun türleri olarak, platformlar olarak biraz şöyle bir üzerinden geçerek size aslında bir büyük resmi göstermeye çalışacağım. Ama tabii oldukça yüzeyi aslında sadece kaşıyacağız. Biraz çünkü çok derinleşebilen, çok birçok disiplini buluşturan bir alan olmasından dolayı aslında her konu üzerine saatlerce konuşabiliriz. Zaten bununla ilgili birçok ders, bölüm, çalışma mevcut. Şimdi 50'lerde başlıyor. Bir askeri radar üssünde
aslında bir tenis oyunu yapılarak başlanıyor. Ama tabii buna bir ilk bilgisayar oyunu diyemeyiz. Çünkü bu tamamen elektronik bir takım devreler ile yapılan, osiloskop denilen sinyal üretme araçlarıyla yapılan bir oyun. Bir askeri radarda sıkılan bir grup araştırmacının yaptığı bir deney olarak olduğunu söyledi. 60'lar esas aslında ilk dijital oyunun çıktığı dönem Space War adlı bir oyun. Bu da tabii ki ilk bu MIT'de çıkıyor, MIT Media Lab'de ve işte hep derler ya, o bir oda büyüklüğündeki bir bilgisayarın ürettiği minicik bir oyundan bahsediyoruz. Tabii ki yine aslında bir deney, çünkü daha herhangi bir ticari bir çıkış yok. Hani buradan bu nereye evrilir, bu ne olur bilinmiyor, ama bir şekilde evet, teknoloji olarak oyunlar artık ortaya çıkmış oluyor. 70'lerde ise özellikle bu deneylerin değerini bilen işte bir takım firmalar ortaya çıkıyor. Mesela Atari gibi. Ve müthiş bir endüstrinin ilk adımları atılıyor. Özellikle işte bir tür ailenin toplandığı bir eğlence aracı, bir tür yeni bir nasıl diyeyim, şenlik ateşi diyorlar özellikle. Etrafına toplanılan bir mecraya dönüşüyor. Elbette yine birçok deneme yapılıyor, birçok farklı türde. Ha, çok pardon, ekranım galiba dondu değil mi? Evet, tamam, birlik var. Bir saniye. Geri geldi Şimdi mi? ben geldim. Ha, pardon. Evet, 70'ler ticarileşme adımları ailenin etrafında toplandığı bir şenlik ateşi haline geliyor. Ama tabii ki oyunların patladığı dönem 80'ler. Hani 80'ler özellikle sosyoekonomik olarak da hani oyunlara çok kucak açan bir dönem. Tüm dünyada soğuk savaş krizi varken, bir push the button krizi varken, yani nükleer silahların ateşlenme krizi varken, oyunlardaki push the button ise insanları daha sosyalleştiren, bu soğuk savaş geriliminden uzaklaştıran bir hal alıyor ve bir anlamda tabii ki müthiş bir patlamıyor. Çünkü artık insanlar yeni bir Üçüncü Dünya Savaşı istemediği için oyunlara ciddi anlamda vakit ayırıyorlar. Tabii buna çok kısa geçiyorum, ama oyunların her dönem gerek teknolojiyle gerek o dönemin sosyoekonomik gerçekleriyle ilgili çok enteresan buluşmaları var, öyle söyleyebilirim. 80'ler de şu anlamda önemli. 70'lerde sadece bir takım geometriler, bir takım geometrik temsiller söz konusu iken, 80'lerde artık karakter temsilleri, mekansal temsiller ortaya çıkıyor. İki boyutlu olarak ve tabii ki 2 boyut, 2,5 boyut ve 3 boyut diyebiliriz. Hani bu tip temsiller artık daha hani gerçek hayatı simüle etmeye yaklaştığımızı söyleyebiliriz. 90'lar tabii ki artık elbette oyunların sinemaya geride bıraktığı derinlikli hikayeler, karakterler ve tabii ki çok farklı oyun tasarımlarının ortaya çıktığı bir dönem. 2000'ler internet tabii ki, yani 90'ların sonunda başta internet, 2000'lerde kendini gösteriyor ve internet ve tabii ki çok oyunculu devasa oyun evrenleri tüm dünyayı birbirine bağlıyor. Bu tabii ki müthiş bir trafik yaratıyor bir yandan da. Aynı şekilde sosyal, yani şimdi biraz platformlara geçtik. Şimdi demin biraz oyun tarihçesinden biraz platformlara geçtik. İşte internet dedik. Sosyal medya tabii ki özellikle oyunlar üzerinden insanları sosyalleştirmeye başlıyor. Ve tabii keza bunların hepsini birleştiren mobil, akıllı telefonların evrimi ve devrimi diyebiliriz. Ve tabii ki akıllı telefonlarda da hani olmazsa olmazı oyun. Çünkü oyunlar bu sefer artık her yerde her an oynayabilme özgürlüğüne erişiyorsunuz. Bunlara tabii ki bir de bir takım teknolojiler eşlik etmeye başlıyor. Artık oyunlarda işte herhangi bir controller, işte joystick, gamepad gibi herhangi bir controller olmadan sadece kendi bedeninizin birer arayüz olması veya göz hareketleriniz ile kontrol edebildiğiniz etkileşimler artık söz konusu. Yani bunun üzerine halen çalışılıyor. Bu tabii ki sadece hani eğlence, fitness amaçlı, bir yandan da
mesela engellilerin de dahil olabilmesi adına çok önemli teknolojiler geliştiriliyor. Daha biraz şu an böyle hızlı hızlı geçiyorum. Daha günümüzde ise tabii şu an hani sanal gerçeklik yine ilk etapta oyunlarda kendini gösteriyor. Zaten şunu biliyoruz ki hani oyunlar veya oyuncular hep erken adapte olanlar, early adapters. Her zaman için yeni teknolojilere, yeni mecralara erken adapte olan bir kitle ve aslında tüm testler hep oyunlarda yapılıyor. Oyunlar içinde birçok deneyim tasarımları aslında kendini buluyor ve oralardan başka sektörlere aslında çıkıyor. Sanal gerçeklik de şu an özellikle hani oyun endüstrisi ile başlayıp daha sonra başka alanlara kaymış, halen gelişmekte olan bir yapı. Kez artırılmış gerçeklik de aslında çok uzun yıllardır var olmasına rağmen işte bir yani Pokemon Go ile birlikte bir Pokemon işte markasının aslında hani AR artırılmış gerçeklik ile buluşarak hani tüm dünyayı sarması ile birlikte yani artık AR da çok önemli bir teknoloji oluyor ve şu an mesela en son geçenlerde yani şeyi yapan Pokemon Go'yu yapan Niantic firmasının mesela bir yani sunumunu izlemiştim. Artık çok daha başka noktalara olay gelmiş. Yani artık daha mesela sanal gerçeklik tamamen farklı bir metaverse kurmayı planlarken Niantic yani Pokemon Go yapan firma daha fiziksel gerçeklik ile yani dijital gerçekliği birleştiren bir takım metaverse'ler kurma yolunda ilerliyor. Bu arada Pokemon Go'dan sonra tabii ki birçok proje çıkıyor. Mesela Minecraft Earth özellikle bakmanızı tavsiye edebileceğim bir proje. Çünkü aslında şu anki hani politik gerçeklikleri düşündüğünüzde kamusal alanların oldukça zedelendiği veya kaybolduğu bir dönemde kendi kamusal alanlarınızı oluşturmanıza izin veren yani sadece bir aslında eğlence aracı değil, bunun arkasında kendi kamusal alanlarınızı oluşturup topluluklarınızı kurup kimsenin yıkamayacağı aslında alanlar da oluşturmanız mümkün. Keza Mixed Reality, bu da artırılmış gerçekliğin aslında bir başka versiyonu, daha derinlik algısının olduğu bir versiyon olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok eğitim de kullanılması söz konusu. Neurogaming yani beyin sinyalleri ile etkileşimler oluşturabildiğiniz bir yapıdan bahsediyoruz. Bu da özellikle sağlık filmlerinde çok kendini gösteren ve yine bahsettiğim gibi engelli bireylerin de dahil olmasını sağlayabilecek bir teknoloji. Yine mimarları bence çok yakından ilgilendiren Extended Reality, fiziksel mekan ile artık dijital mekanların hani üst üste bindiği bir yapıdan bahsediyoruz. Mesela bu tip tema parkları tasarlanıyor artık. Mesela bunlardan en ünlüsü Void bir tema parkı. VOI'de bakabilirsiniz. Galiba dünyada şu an üçüncüsü açılmak üzere. Bu tip böyle tema parkları şu an oldukça popüler ve daha da popüler olacağı benziyor. Tabii ki hani analog hiç unutulmuyor. Yani sadece her şey dijital değil. Analoga geri döndüğümüzde tabii ki bir takım çok güzel denemeler, böyle ara buluşmalar veya hibrit yapılar var. Mesela Nintendo bu konuda çok başarılı bir firma. İşte çeşitli hani maket diyebileceğimiz veya fiziksel bir takım işte nesneler, objeleri kendi dijital konsollarıyla, oyunlarıyla buluşturan yapılar elde ediyor ve böylece aslında hep şeyi unutturmuyor. Yani analog tarafı da unutturmuyor. Mesela işte bir balık tutma oyunu için bir olta yapıyorsunuz ve oltanın kendisi bir controller aslında ama balığın kendisi balık dijital gibi böyle çok farklı buluşmalar yaratıyor. Keza yani board game'lerde de bu söz konusu. Yani özellikle bir oyunu çok şeffaf görebildiğiniz bir alandır board game'ler. Yani kutu oyunları ve kart oyunları tüm oyun tasarımının tüm sistemleri gördüğünüz, ilişkileri gördüğünüz bir yapıdır. Artık board game'lerde de çeşitli sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik buluşmaları söz konusu. Bu tip daha hibrit yapılar söz konusu.
Yine keza çok farklı buluşmalar da var. İşte mesela Lego Super Mario ile buluşuyor ve bu sefer kendinizin tasarlayabildiği bir takım bölümler ortaya çıkıyor ki bunlar özellikle ses etkileşimi söz konusu. Ben şu an böyle biraz dediğim gibi yüzeyi kaşıyorum ve tüm bu ara kesitleri, ara buluşmaları size biraz da onlardan da biraz bahsetmek istedim ki aslında hani şu an böyle tek bir yönde ilerlemediğini aslında bu yapını göstermek istiyorum. Oyuncu tarafından bakarsak bu sefer yani şöyle kabaca türler, teknolojiler, platformlar gibi şu an böyle ilerledik. Ve tabii ki en başta tarihçi. Oyuncular tarafından bakarsak direkt mesela e-spor kendi başına bir endüstri haline gelmiş durumda. Sandbox Games yani açık dünya oyunlarında oyuncuların artık çok fazla rolü var. Oyuncular esasen bu evrenleri kurguluyor, bu senaryoları oluşturuyor. Hatta oyun editörleri var. Yani artık oyunların içine dahil olan kendi bölümlerinizi yaptığınız, bu bölümleri tekrar oyuna eklediğiniz ve bunları topluluklarla paylaştığınız ve oyunun süresini, oyunun nasıl diyeyim, yaşamını uzattığınız, oyunu canlı yap, oyunu organik bir hale getiren birçok araç gereç mevcut. Diyerek şimdi son bölümde de biraz hani eğlence dışında aslında oyunlar nerelerde kullanılıyor? Biraz da onlardan bahsettim. Çünkü eğlence tabii ki endüstrisi çok büyük, çok baskın ama aslında oyunlar birçok başka endüstride de çok hakim. Mesela eğitim oyunları niş bir alan ama oldukça ihtiyaç duyulan bir alan. Hele özellikle bu son pandemiyle birlikte oyunların eğitimde kullanımı çok daha yine kendi rüştünü tekrar ispatladı ve buna ne kadar ihtiyaç olduğu tekrar önemsen hem motivasyon sağlamak, angajman sağlamak hem de tabii ki çok daha etkileşimli bir yapı önermek için. Okey, süremiz nasıl? İyi gidiyor. Tamam. Eğitim oyunlarından sonra ciddi oyunlar, serious games. Bu da bunlara da daha çok mesleki eğitim oyunları diyebiliriz. İşte training, for training diyebiliriz. Bunlar da özellikle sağlık sektöründe, orduda, bir takım endüstrilerde kullanılan mesleki eğitim oyunları. Kültür oyunları. Kültür oyunları da özellikle bu dönemde müzelerde kendini gösteren hem müzeye gelmeden bir takım müzeye dair, müzenin içeriğine dair belli şeyler deneyimleyebildiğiniz, geldiğinizde de o deneyimi aslında arttıran oyunlardan bahsediyoruz. Bunlar da çok hani şu an özel bir alan. Kültürel miras deneyimleri de bahsedilebilir. Bunlar da doğrudan birer oyun olmasa bile oyun teknolojilerini kullanan ki bunlar işte özellikle oyun motorları dediğimiz ana oyun yazılımlarını kullanan deneyimlerden bahsediyoruz. Oyun teknolojilerini kullanma yanı sıra bir yandan da oyun kurgularını da esasen dahil eden ve böylece aslında sadece bir görselleştirme değil, bir yandan sizi o zamana götürüp belki de o dönemin günlük hayatına sokmak ve size aslında o dönemde buluşturmaya yönelik deneyimler tasarlamak için oldukça aktif olduğunu söyleyebiliriz. Yani oyun bileşenlerinin kullanılması teknolojilerin yanı sıra. Bunu demek istemiştim. İnteraktif filmler yine keza yani sadece Netflix olarak düşünmeyelim. Netflix'in işte Black Mirror, yani Bandersnatch örneği gibi düşünmeyelim. Şu an belki yine rastlıyorsunuzdur. Birçok mesela birçok belgeseller var. Yok sağa mı gitsin, sola mı gitsin gibi bir takım böyle hani sadece karar bazlı yapıların yanı sıra video yani 90'larda çok popüler bir türdü. Full motion video oyunları. Şimdi de tekrar bunlara bir geri dönüş var. Yani zaten sinemayla oyunların arasındaki çizgi iyice bulanıklaşmaya başladı. Yani hem kullanılan ortak teknolojiler bakımından hem hani oyun oynayan kitleye film sunmak anlamında tabii ki çok başka yeni yapılar oluşturuyor. Yeni yapılar tasarlanıyor, deneniyor. Okey. Bu da özellikle benim ilgilendiğim de bir alan. Değişim için oyunlar.
Özellikle dünyadaki çeşitli meselelere dikkat çeken, farkındalık kazandırmaya çalışan, empati kurdurmaya çalışan ve belki de zaman zaman fon toplayan oyunlardan bahsediyoruz. Games for Change. Bu da çok yine kendi başına önemli ve özel bir alan. Oyunların güncel sanatta kullanımı. Oyunlar tabii ki güncel sanat, yani bunu böyle ikiye ayırabiliriz. Bir art games, yani sanat oyunları bizzat oynayabildiğiniz ve içinde bir takım size değerler sunan, bir takım sizi sorgulamalara yönlendiren, işte duyguları tetikleyen oyunlardan bahsediyoruz sanat oyunları olarak. Burada fark ettiyseniz bunlar aslında her biri bir sunum olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Her biri kendi derinliği olan başlıklar. Onun dışında oyun sanatından da bahsedelim. Bu da özellikle hani güncel sanat ortamında hani bizzat hani oyun olarak değil ama daha oyun bileşenlerinin, oyun kültürünün, oyun karakterlerinin güncel sanat ortamına aslında entegre edilmesi gibi özetleyebiliriz. Burada da yine yani tabii ki bunda bir kendi tarihçesi var ama dönem dönem oyun kültürüne, oyuncu kültürüne veya oyunlarda kullanılan bileşenlere farklı şekillerde yer veriliyor ve oldukça da aslında nasıl diyebilirim, yani popüler olduğunu söyleyebilirim. Sanırım oyunlaştırma, yine bu da özellikle reklam sektöründe kullanılan, eğitimlere kullanılan davranış değiştirmek, yani bir davranışı bir yere, bir başka bir noktaya yönlendirmek, motivasyon kazandırmak amaçlı çeşitli aslında deneyim tasarımları yine. Ama reklam sektörü biraz daha sizi ürün satmak, yani sizi ürüne bağlamak veya o servise bağlamak için kullanılırken hani eğitim tarafında daha çok size aslında bir değer kazandırmaya çalışıyor. Bu da yine kendi başına çok popüler bir alan. Okey. Çok hızlıca ve hani biraz da bize zaman kalsın diye kabaca bir özet yapmaya çalıştım. Bu şey dediğim gibi biraz tarihiyle başlayıp hani oyunların tarih boyunca gerek teknoloji gerek o dönemki toplumsal normlar ile ilişkisi üzerine bir şeyler söylemeye çalıştım ama tabii ki bu çok daha geniş bir konu. Ardından tabii ki oyunlar ve teknolojiler ve platformlar ile ilişkisi. Oyuncu tarafından şöyle kısaca bakmaya çalıştım. Ve bir de tabii ki son olarak hani sadece eğlence değil, aslında oyunlar çok daha başka alanlarda hani eğitimden güncel sanata kadar kendini gösteren, çok aktif, çok dinamik, her girdiği yeri de biraz dönüştüren bir mecra haline geldi. Çok kabaca böyle. Teşekkür ederim. Bug özelinde de biz aslında bu tip çok farklı disiplinler arası çalışmalar yapıyoruz. Hani orayı da geriye sarıp hani neler yaptığımıza oradan da bakabilirsiniz aslında. Hani çünkü sadece eğlence sektörüyle uğraşmıyoruz. İşte Games for Change'le de uğraşıyoruz. Güncel sanatla da uğraşıyoruz. Tabii ki mimarlık beni özellikle bırakmıyor. oyunların mimarlık kullanımı veya artık çok daha mesela mimarlık oyunları gibi farklı şeylerle de uğraşıyoruz. Diyerek sunumu şöyle kapatabilirim herhalde ki. Çok teşekkür ederiz. Sunum gerçekten genel olarak bu sektöre ilgili bizi bayağı bilgilendirdi. Biz ilk sorumuzu böyle birazcık sizin yolculuğunuzun en başından yani mimarlık okuduktan sonra bu sektöre geçişiniz, bu geçiş dönemi nasıl oldu, sizi neler yönlendirdi, neler yaptınız biraz bunları öğrenmek istiyoruz. Tabii ki. Tabii ki öncelikle kolay olmadı. Yani nispeten ailesi inşaat ile uğraşan yani bir aileden gelerek yani ben bu işi yapmayacağım demek tabii ki kolay olmadı. Yani tabii ki bir de hani, güzel bir programda İTÜ'de okudum. İTÜ Mimarlık. Ardından yükseklerimi Yıldız'da yaptım. Şöyle
şekilde zaten benim aslında esasen yani gönlümde sinema vardı. Halen de öyledir. Yani hep böyle de, yani ilk aşkım sinema diyebilirim. Halen öyle. Zaten biraz derdim aslında film yapmaktı. Mimarlığın o anlamda beni besleyen bir disiplin olduğunu hep düşünüyordum zaten. Sadece okuması zordu biraz. Yani çok beklentili bir bölümdür ve çok vakit alır, çok zor olabilir. Hele bir de tutkuyla sarılmıyorsanız daha da zor olur. Çünkü ben böyle birkaç yerdeydim. Yani bir yandan film çekmek derdindeydim, bir yandan işte okul vesaire. O dönem geçiş, yani tabii böyle çok yine çok uzakta da anlatmaya çalışayım. Oyun dergilerinde yazmaya başladım. Çünkü hani oyunları seviyordum. Oyun oynuyordum. İşte İngilizcem yeterliydi, iyiydi. Oyun dergilerinde yazmaya başlayıp biraz amacım para kazanıp kamera almaktı. Evet, bu işe yaradı. Evet, biraz para biriktirdim, kamera aldım. Sonra kamera alınca film çektim. O film işte festivallere gitti, şudur budur. Bir yandan o dönem İTÜ Mimarlık'ta da bir takım böyle deneysel işler üreten, filmler çeken araştırma görevlisi arkadaşlarımız da vardı. Mesela aklıma belki tanıyorsunuzdur, Cem Yardımcı geliyor. Hani ya bu mümkün ya, niye olmasın? Tabii ki o dönem hani İTÜ çok daha nasıl diyeyim, yani eminim her mimarlık fakültesi gibi çok daha hani belli sınırları olan yapılardı. Şu an çok 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 daha açıklar. Yani bu dönem mesela bir bitirme projesine misafir jüri üyesi olarak geçirdim. Gerçekten yani çok daha açıklar, birçok farklı mecra kullanılıyor, birçok disiplin kullanılıyor. Oyun bunlardan bir tanesi kesinlikle. Evet, yani kısa filmler çektim. Bir yandan dergi yazarıydım, yani oyun eleştirmeniydim. Böyle biraz işte böyle bir tür editördüm aslında. Hem dosya konuları hazırlıyordum, hem oyunları kritik ediyordum. Bir yandan da filmler ile uğraşıyordum. Sonra dedim ki ya işte o sırada tabii ki bir yandan da hayatınızı kazanmanız gerekiyor. Kiranızı ödemeniz gerekiyor. Hani dertler, hani yuvadan uçma dertleri, sancıları. O dönem hani ya işte akademide bir takım pozisyonlar vardı. Bir de Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarım bölümüydü. Oraya girip rahat ederim. Bir yandan kendi projelerimi yaparım diye düşünerek öyle bir adım attım. Bu 2002 yılı oluyor. Yani bayağıdır Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyim. Ama tabii öyle olmadı. Çünkü hani hele bir özel bir üniversitede, daha yeni yapılan bir üniversitede birçok beklentili oluyor ve siz de özellikle kafanızda yeni fikirler varsa, mesela işte oyunlarla uğraşmak gibi, tabii ki çok daha size kucak açıyorlar, çok daha size olanak tanıyorlar. Ama bir yandan da birçok işte de sizin uğraşmanız gerekiyor. Uzun lafın kısası, biraz hani elimi verip kolumu kaptırdım. Yani tabii ki şikayetçi değilim. Hani bir yandan tabii ki yani akademik çalışmalarım oyunlar üzerineydi. Dergicilikten gelen işte network'üm ile akademik çalışmalarını birleştirince Bug Lab ortaya çıktı. Yani bir yandan o, özellikle İstanbul için konuşuyorum. İstanbul'daki oyun sahnesinin buluşma noktası haline geldi ve biz oradan işte nasıl diyeyim, oradan start alıp tüm bu bahsettiğim eğitim ve üretim yapılanmasını kurduk. Halen yani sinemayla, bu sefer oyunlar üzerinden sinemaya giderek halen uğraşmaya devam ediyorum. Özellikle oyun teknolojisini kullanarak film yapma da oldukça önemli bir alan veya çeşitli özellikle görsel efektlerde şu an oyun teknolojileri ciddi anlamda kullanılıyor. Veya işte CGI dediğimiz daha böyle computer generated filmler oyun teknolojisiyle üretiliyor. Yani bakalım, zaman el verirse, fırsatlar hani ne bileyim işte hani doğru yer doğru zamanlar olursa hani film çekmeye devam etmek istiyorum. Çok kabaca böyle. Teşekkür ederiz. Peki mimarlık eğitiminde aldığımız belli başlı işte mekansal düşünme, mekan akışları oluşturma, bunlar aslında baş başına öğrendiğimiz şeyler. Başka mimarlık fakültesinde öğrendiğiniz neler oyun tasarımında size katkıda bulundu?
En önemli noktalar neler? Tabii. Yani şöyle şunu diyebilirim. Yani İTÜ Mimarlık yani lisans dönemimde daha çok aslında oyunlardan ziyade yani sinemayla çok daha ağır sinemayla yoğun bir şekilde ilgiliyordum. Hani film çekmek oldukça zor bir işmiş. Halen de kolay bir iş değil. Hani onu öğrenmekle geçiyordu. Ve bir takım ödevlerimi ve kısa filmlerle yapmaya çalışıyordum mimarlık fakültesinde ve çok da hoş karşılanmıyordu. Veya ya da bir yorum yapılmıyordu. Yani böyle bir yani cesaretlendirici bir şey yapılmıyordu. Oyunlar ile ilgili olan çalışmalarım daha çok Yıldız'da oldu. Yani Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Ortamında Tasarım adlı programda ben lisans ve master ve doktoramı yaptım. Orası çok daha bu tip konulara açık bir bölümdü. Zaten disiplinler arası bir program olduğunu söyleyebilirim. Orada yani mesela hemen ilk aklıma gelen mesela shape grammars yani biçim gramerleri üzerine bir dersimiz vardı. Mesela ben biçim gramerleri dersini ele alıp dersi üzerinden oyunlarda prosedürel bölüm tasarımı gibi bir proje yapmıştım. Yani hep aslında hep böyle o anlamda hani mimarlığın hakkını yemem. Çok iyi bir altyapıdır. Çok zaten mesela doktora tezimde de veya işte master'da da hep mimarlık ile oyunların arasındaki ortak ilişkilere yönelik şeyler yapmaya çalıştım ve onların aslında birbirine nasıl beslendiğini hep yer yer bahsetmiştim. Mesela bu tip dersler yani mesela biçim gramerlerinden prosedürel bölüm tasarımına gitmiştim. Keza şu an böyle hemen aklıma gelmiyor ama yani tabii ki elbette mesela yani mimar tasarım veya mekan tasarımındaki mesela akış yani o sirkülasyon oradaki fonksiyonlar arasındaki ilişkileri kurmak aslında oyun tasarımına çok benziyor. Yani o anlamda da hep bir mekan içindeki ilişkileri tetiklenmeleri kurmak ve bunları bunların arasındaki çelişkileri görmek için. Mesela şeyde yani mimar tasarımda o tip çelişkiler istemiyorsunuz aslında. Çelişkili istemiyorsunuz ama oyunlarda istiyorsunuz. Yani o çelişkiler, o çatışmaları istiyorsunuz aslında. Ve aslında oralardan o eğlence bileşimi çıkıyor. Yani biraz oradan mimari eğitimdeki doğruları aslında oyun tasarımı biraz çarpıtıyorsunuz. Ki o çatışmalar, çelişkiler ortaya çıksın. Ders bazında söyleyemeyeceğim ama yani dediğim gibi büyük resimde yani mekan tasarımından aydınlatmaya kadar tabii ki keza teknik dersler yani mesela işte modelleme olsun belki eskiz dersi olsun. Bunlar hepsi aslında mesela eskiz dersi bir tür konsept tasarımı dersi gibi düşünebilirsiniz aslında. Eskiz öyle bir mesela öyle bir ders almıştım hatırlıyorum. Çok biraz geride kalmış. Biraz böyle şey yapamıyorum. Hepsini böyle çok tüm ders ders anlat ama yani ben her derse şöyle diyebilirim. Her dersin sonuna yapacağım projeyi ya oyunla ya filmle ilişkilendirerek bir şey yapıyordum ve bunu böyle biraz dayatıyordum. Artık hocalar yani özellikle master ve doktora da hocalar da alışmıştı buna. Hani şey yapıyorlardı sağ olsunlar. Hani yani yeni bir şeyler olduğundan hani bunun bir potansiyelini görebiliyorlardı sağ olsunlar. Evet, hazır mimarlık ve mimarlık eğitimi o zamanlara değinmişken birazcık da sunumunuzda bahsettiğiniz bu gerçeklik, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik boyutuna değinmek istiyorum. Artık iyice dijitalleşmiş bu sınırların gittikçe yok olmaya başladığı dönemlerdeyiz. Peki sizce bu yakın gelecekte mimari anlayışını nasıl değiştirecek? Veya mimarlık eğitiminde uygulama aşamasında bizi ne gibi değişiklikler bekliyor sizce? Belki yani mimarlık eğitimini doğrudan etkilemesinden yana sıra bir takım ben yan alanların çıkacağını düşünüyorum. Mesela şimdi sadece fiziksel mimarilerin değil, sanal mimarilerin tasarlanması için de aslında mimarların veya iç mimarların görev alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada da aslında siz hele özellikle sanal gerçeklik teknolojisini kullandığınız zaman aslında o ortamda hani bir varlığınız var. Bazen bir avatar olabilir. Bu bazen tamamen birinci şahıs perspektifinden deneyimlediğiniz bir durum olabilir.
Ben mesela bu tip hani o metaverse diyelim, yani metaverse architecture, hani bunun mesela tasarlanması, üzerine düşünülmesi, o algının tabii ki teknolojinin de açmazlarıyla, sınırları ile birlikte tabii ki getirdiği problemlerin çözülmesi bakımından derslerin, hatta belki böyle yan dal diyebileceğimiz, daha böyle bir grup dersin olabileceği bir hale geleceğini düşünüyorum. Aynı şekilde bunun bence artırılmış gerçeklik versiyonu da olacak. Bu sefer belki işin içine daha yani şehir bölge planlamacıların da gireceği, yani kent tasarımcılarının da gireceği bir yapı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani dediğim gibi sanal şey, artırılmış gerçeklik tamamen fiziksel gerçekliğin üzerine binen, hatta sadece bir objeye değil, daha kent ölçeğinde düşünebileceğimiz bir yapıya kadar erişebiliyor şu an. Yani çünkü yani şeyi hakikaten takip edin, Niantic firmasını. Yakında o bir tür Google gibi bir şey olacak. Yani oyun çok daha büyük. Yani kent ölçeğinde oynadığınızda çok daha büyük. Ve sadece şey gibi değil. Yani bildiğimiz hani eğlence amaçlı çeşitli deneyim üretmek anlamında da bunu düşünebiliriz. Ve burada da bence bu tip derslerin olacağını ben varsayabiliyorum mimarlık öğrencileri için. Bunun dışında tabii ki bu çok demin bahsettiğim hani sinema oyun ilişkisi içinde artık bir virtual production söz konusu. Hani nasıl sinemada çalışan bir takım mimarlarımız var mesela, production designer oluyorlar. Hani bu böyle, evet, set tasarımcısı gibi de çevirebiliriz. Ama artık bir de virtual production var. Burada özellikle hani o prodüksiyonların içindeki setlerin sadece tasarlanması gibi düşünmeyelim. Yani sadece bir böyle mekansal tasarlama gibi düşünmeyelim. O mekansal tasarımın yani sinematografi ile birleşmesi, oralardaki hani o arayüzdeki problemlerin çözülmesi gibi, yani böyle çok daha, biraz daha böyle technical art diyebileceğimiz, technical artist diyebileceğimiz bir rolü üstlenebileceğini ben öngörüyorum. Yani belki mimari eğitimde yine böyle o bizim nispeten geleneksel veya daha doğrusu fundamental diyelim, hani temeller diyelim, hani onların tabii ki olacağını düşünüyorum. Ama bir de bunun üzerine daha bu tip gerek yani VR Metaverse, gerek AR Metaverse, gerek Virtual Production gibi alanları besleyecek derslerin derslere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü sektör gerçekten bu tip insanlar bekliyor. Ve mimarlık altyapısı buna çok uygun. Evet, bizim de bu alanlarda biraz kendimize bir şeyler koymamız Evet. gerekiyor sanki. Yenilikleri kaçırmamak ve Evet. adapte olabilmek adına. Kesinlikle. Senin şeyi söyleyebilirim. Bu arada bizim oyun tasarımı master programlarımızda çok fazla mimar fakültesinden öğrencilerimiz geliyor. Hani bu adaptasyonu nasıl diyeyim, yaşamak ve belki de yeni bir kariyere geçiş yapmak için birçok mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarımcısı öğrencimiz oluyor. Şunu söyleyeyim, çok hızlı adapte oluyorlar. Çünkü altyapıları bu anlamda çok, altyapıları, bakış açıları, vizyonları çok uygun olabiliyor. Ve buradan işte gerek oyun sektörüne, gerek belki işte virtual production veya bu daha başka deneyim tasarımı ortamlarına çok güzel geçişler yapabiliyorlar. Evet, o zaman bu aklımızda bulunsun kesinlikle. Bu etkinliklerin amacı da biraz bu, yani kesinlikle vizyonumuzu açarak önümüzdeki yolu daha net çizme konusunda fikir sahibi olmak. Peki o zaman şunu söyleyeyim. Sizce oyunlarda artık sıkça dijitalleşen mimari ve hani oyunlarda kullanılan bir mimari unsur var ve hani bu inşa edilen somut mimariyi sizce nasıl etkileyecek? Yani bunda etkileri olacak mı ya da düşünüyor musunuz? Ha, yani oyunlarda kullanılan mimari gerçek dünyadaki mimari Evet. mi? Yani şöyle, tabii ki bir yandan da oyunlar nasıl diyeyim, ya popüler kültür. Yani oldukça bir de insanlar özellikle daha pandemi sonrasında da muhtemelen halen Zoom yapmaya devam edeceğiz. Bu çünkü işte çeşitli açılardan çok daha ekonomik oluyor.
Yani oyunlardaki çeşitli yapılanmaları veya yapısal kurguları insanlar gerçek dünyada da görmek istiyor, yani deneyimlemek istiyor. Mesela akıllı telefonlardaki birçok yani arayüz tasarımı, renk skalası, işte etkileşimlerin birçoğu aslında daha böyle mobil oyunlardan öğrenilmiş bilgiler. Yani oradaki best practice'ler aslında geçiyor. Bu keza mekansal olarak da kendini gösterebilir. Yani şu an böyle aklıma doğrudan bir örnek gelmiyor ama çeşitli yani ağırlıklı olarak yani sanal dünyalarda yaşıyoruz. Yani bu illa bir oyun içinde oynamamız gerekmiyor. Yani bir Instagram da bir sanal dünya. Yani orada da aslında hatta oyunlaştırılmış bir sanal dünya olduğunu söyleyebiliriz. Orada da bir takım kurallar var, bir takım motivasyonlar var, bir takım angajmanlar var. Ve ağırlıklı olarak bir takım sanal dünyalarda yaşadığımız için gerçek dünyayı aslında böyle yavaş 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 dönüştürüyoruz. Özellikle işte bu mesela tırnak içinde bu işte akıllı evlerin içindeki hep beklentiler, hani oralardaki hep olan şey ne diyorduk? İhtiyaç listesi, ihtiyaç şeması hep aslında hep daha çok şu an sanal dünyalardaki ihtiyaçlarımızla çok örtüşmeye başladı. Yani çok daha fazla örtüşmeye başladı. Hani bu anlamda bunun doğrudan nasıl diyeyim, forma nasıl yansır? Ama onu şu an kestirmek biraz zor. Ama fonksiyonlara yansıdığını söyleyebilirim. Yani mimari fonksiyonlara yansıdığını söyleyebilirim. Oyunlar veya sanal dünyalar veya sanal her türlü etkileşimimizdeki ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz mimari fonksiyonlara, ihtiyaç listesine yansıyor. Peki, Tam cevaplayabildim mi? evet. Anladım. Peki bu yapay zekanın aslında mimaride de kullanılmaya başladığı oyun sektöründe de nasıl kullanılıyor şu an? Ne gibi etkileri olduğu, gelecekte de nasıl devam eder? Aslında şey hep yapay zeka deyince aklıma oyunlar geliyor ama aslında oyunlarda çok ciddi bir yapay zeka yok. Yani oyunlarda bir takım patternlar, yani davranış örüntüleri diyeyim, mevcut. Veya yani çok basit, hani if then cycle'ları, döngüleri olduğunu düşünelim. Onun tabii ki çok karmaşıkları mevcut. Ama hani oyunlarda doğrudan yani hepsi için söylemesem bile böyle hani daha machine learning, yani böyle daha öğrenen ve öğrendikçe size sizinle yaşayan, size karşılık veren kurgular çok nasıl diyeyim çok geçerli. Çünkü oyunlarda biraz hani oyun tasarımcıları, yani biraz bunlar oyunların tanrıları oluyor. Tüm o yapıları kuruyorlar, dünyaları kuruyorlar, hikayeleri kuruyorlar ve orada zaten aslında bir takım da sınırlamalar var. Hani size o kadar da bir açık alan bırakmıyor. Yani oyuncuya sözde çok özgür olduğunu hissettiriyoruz. Ama aslında o kadar da özgür değiller. Yani bu anlamda yapay zeka biraz oyunlarda bir noktaya kadar var. Belki tabii ki daha sonra bu gelişebilir. Çok daha hani yepyeni bir ürün çıkar ve her şey, çünkü şu an neredeyse her yıl ezberlerimiz bozuluyor. O yüzden hani şu an şey konuşup böyle bir nokta koymak istemem bu konuya. Ama daha çok şöyle diyeyim, oyunların ticari tarafında yapay zeka çok kullanılıyor. Yani bu iş geliştirme, data toplama, toplanılan datayı işleme, işlenen dataya göre oyunun seyrini değiştirme, yani oyunun belki zorluğunu değiştirme, oyundaki bölüm tasarımını değiştirme, veya ona göre farklı kararlar almak için yani o anlamda bir yapay zeka söz konusu. Yani daha oyuncuyu dinlemek, oyuncudan veri almak, o veriyi işlemek, o veriyi öğrenmek ve ona göre yeni bir taktik geliştirmek üzerine bir yapay zeka kullanımı çok daha baskın. Buna da daha çok böyle işte game analytics deniyor. Hatta bu analiz işi oldukça kritik bir iş haline geldi ve çok da iyi kazanıyorlar. Onu söyleyebilirim. Mimaride tabii ki şey, yani bu daha aslında yani belki şu söylenebilir, yine
Yine çeşitli şu an daha belki bina ölçeğinde biraz daha zor ama yani kent ölçeğinde çok fazla aslında toplanan bir data var. Yani bu çeşitli işte deprem simülasyonların veya çeşitli hava simülasyon yapılmasından tutun, yani sirkülasyonların kurgulanması için bile, trafiğin kurgulanması için bile çok fazla veri toplanıyor. Yani yine aslında benzer bir şey. Yine aslında kullanıcı insan verisinin toplanıp ona göre o ve ona göre o yani o datanın işlenmesi, o datayı öğrenen bir sistemin olması, o datayı filtrelemesi ve bize bir takım anlamlı seçenekler çıkartması üzerine çeşitli yapılar var, çeşitli deneyler var. Çünkü şu an aslında her şey yani kullanıcı alışkanlıkları ve davranış biçimleri üzerine. Yani bunları öğrenmek, bunları işlemek, bunlara göre yeni öneriler getirmek, işte aynı zamanda işte birey olmalarını sağlamak ama aynı zamanda birer toplumun bir parçası olmalarını sağlamak gibi. Hani çok birçok aslında böyle filtreden geçiyor bu datalar ve işlendikçe de yani gerek mekan üzerinde veya gerek hani kentsel ölçekte çeşitli kararlar alınabiliyor. Hani benim böyle denk geldim şeyler bir takım böyle çok yoğunlaştığım bir alan değil açıkçası. Ama denk geldiğim böyle çalışmalar olmuştu. Bir de tabii ki hani oyunlardaki prosedürel tasarım bu biraz daha yine yapay zekanın içine girdiği bir şey. Bu prosedürel tasarım biraz hani aynı şekilde mimaride biraz böyle hani malzemede kendini gösterebiliyor. Hani çeşitli örüntülerin ortaya çıkması için yani malzeme olarak veya çeşitli büyük alanların geçirmesindeki hesaplamalarda da kendini gösteriyor. Mesela şu an ilk aklıma gelenler bunlar kabaca. Aslında hani bu noktada da şeyi sorabiliriz. Bu yaratılan dünyalar böyle filmleşen oyunlar artık oyun mu yoksa hani film mi ayırt edemiyoruz gibi hani yarattığımız evrende birçok doku oluyor aslında işte ses, doku, ışık. Bu mekansal tasarımları abarttığımızda mı oluyor bilmiyoruz ama hani bu film mi yoksa artık oyun mu? Bu karşılaştırma hakkında biraz konuşabilir misiniz? Daha aslında şeyiz. Daha yani şöyle daha aslında ayırt edebiliyoruz. Daha evet film, oyun falan bunların hepsi biraz daha hani şey sadece hani belki platformlar olarak birleştiler. Yani işte bir laptop'tan film de izliyoruz, oyun da oynuyoruz veya hop telefona geçiyoruz. Telefonda da hepsini yapabiliyoruz falan. Hepsi böyle toplanıyor. O yüzden aslında böyle belli bir platform alışkanlığımız var bizim. Mesela etkileşim bazında. Mesela düğmeye basmak değil, direkt kaydırmak veya hatta neredeyse dokunmadan bir şeyler yapmaktan bahsediyoruz. Hani bu tip aslında alışkanlıklar, beklentiler biraz yani oyunları, filmleri, üretim biçimlerini değiştiriyor. Şu an hani şey böyle hani çeşitli tabii ki böyle yani postmodern çalışmalar var işte bu arakesle uğraşan bu muğlaklığa odaklanan. Ama şu an daha çok yani biraz şey etkiliyor. Yani işte mesela daha dedim ya mesela data yani mesela bir Netflix izleyicisi. Yani benim nasıl bir kitlem var? Yani bu kitlemin yaş aralığı nedir? Bunlar bir yandan oyun da mı oynuyor? Şimdi dendiği zaman hani o oyun da mı oynuyor olduğu zaman belki o prime time'a girecek olan dizi veya filmin ona göre bir film olması veya dizi olması tercih edilebiliyor. Yani belki çok daha dinamik bir kurgusu olan, belki oyun popüler kültüründen beslenen, belki metnin içinde çeşitli güncel oyuna dair esprileri geçiren ürünler çıkabiliyor. Yani şu an hani daha bu tip paslaşmalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani Bandersnatch gibi şeyler, Bandersnatch gibi projeler biraz daha aslında daha hani şu an çok sık rastlamıyoruz. Ara ara rastlıyoruz.
Ama belki bunların hepsini toplayan şey dediğim gibi bir deneyim. Yani bu belki sana gerçeklikte daha aslında kendini gösterecek. Belki o tip izleme deneyimleri kendimizi daha içinde bulduğumuz deneyimleriyle kendini gösterecek. Bakalım yani şu an bir şey yani biz de dönüşüyoruz. Ben bunu söyleyebilirim aslında. Biz de biraz şu an hani bir insan 2.0, 3.0 bir yerlere doğru gidiyoruz. Hani o anlamda belki şu mesela hani sinema işte yüz mesela oyunlar şu an aslında daha böyle sinemanın daha hani o siyah beyaz sessiz döneminde. Yani o kadar şey olmasına rağmen şu an halen aslında yani o büyük devrimi belki daha sağlamadı. Yani bu kadar baskın, dominant bir mecra olmasına rağmen bu devrimin hala sağlanmadığı söyleniyor mesela çeşitli açılardan. Göreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Biraz süremizin sonuna geldik. Ama konuştuklarımızla oyun dünyası, yarın ne olacak, teknoloji nereye gidiyor, mimarlıkla ne kadar bağlantılı, neler yapabiliriz? Bunlara kısaca çok güzel bir şekilde değindik sayenizde. Geldiğiniz İleride sizi kampüsümüze dağılayarak daha detaylı bir şekilde bunları konuşmayı çok isterim. tabii ki zevkle. Yani yüz yüze tabii ki çok daha başka bir enerji oluyor. Mesela buradaki diğer arkadaşlarla birlikte bir tür yuvarlak masa toplantısı gibi de birçok konuyu konuşabiliriz. Hatta ben de sizlerden birçok şey öğrenebilirim. Çünkü bu biraz böyle bir alan. Çünkü hani çok geniş bir alan ve her nasıl diyeyim? Mesela biz derslerde de yani öğrencilerin katkı çok fazla şey var. Çünkü çok yeni ve her gün yenilenen alanlar bunlar. Yani çok böyle bildik alanlar değiller. Beni de çok besliyor açıkçası bu tip toplantılar. Tabii yüz olunca daha çok tartışabiliyoruz. O da bir gerçek. Tabii ki zevkle gelirim ot diye. Evet, yüz yüze Teşekkür ederim. olduğunda daha interaktif bir şekilde biz de sohbet etmek isteriz sizinle. Tamam. Size de kolay gelsin. Biliyorum temponuz yoğun değil mi? Arka arkaya Evet, arka arkaya. birçok şey var. Şimdiden kolaylıklar gelsin. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlara da tekrar selamlar. Dediğim gibi akıllarına bir şey takılırsa mail adresini vermiştim. Bana ulaşabilirler. Veya size ulaşıp mail adresimi alabilirler. Hiç sorun yok. İlgili arkadaşlar da bu arada master programlarımızı beklerim. Çünkü özellikle bu alandan gelen arkadaşlar da çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Hani çok böyle biz de çok mutlu ediyor. Oyun tasarım master programına. Şimdilik böyle. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Teşekkür geldiğiniz ederiz. için. Tamam. İyi pazarlar. Sevgiler. Size de sevgiler.